Genel bir değerlendirme ile başlayalım efendim, sonra üzerine devam edelim. Şimdi Taha Bey, Hocalı katliamından aldınız siz. Oysa ben Erzurum milletvekiliyim, daha geriye gidelim. Yani 1900'lü yılların başında Erzurum'da müthiş bir katliam yaşandı. Ermeni katliamıydı bu. Hınçak Taşnak çetelerinin diri diri insanları yaktığı zaman dilimiydi o. Dolayısıyla o damara atıfta bulunmak lazım. O damar bugün yaşıyor. El an şu anda Erivan'da o damarın uzantıları hayattalar ve şimdi de Azerbaycan'ımıza ait Karabağ'ı işgal ettiler. Ve 1 milyonu aşkın insanımız kaçak göçek haldeler. Ve inşallah şimdiki süreç onları oradan süpürüp insanlarımızın yurtlarına, yuvalarına kavuşma sürecidir Allah'ın izniyle. Ve bunu yaşıyoruz. Ve şunun altını özellikle çizmek lazım. Millet olarak, Türk milleti olarak biz hep adaletin, hep hakkın peşinde olmuşuz. Ve bütün insanlığa bu yüksek değerleri enjekte etmeye çalışmışız. Ama buna rağmen bize dönük müthiş bir kıtal, müthiş bir haksızlık yaşanmıştır tarihi seyir içerisinde. Şimdi de Azerbaycan'da bunlar yaşanıyor. Ama şükür ki Azerbaycan şanlı ordusuyla ve milletinin arkasına koyduğu güçle beraber şimdi o işgal altındaki 30 yıla varan işgali sonlandırma gibi bir gayretin içerisindeler. Ve şuna inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu işgal çok yakın zamanda bitecek ve Karabağ gerçek sahiplerinin olacak. Olması gereken de budur ve hür dünya, samimi, hakikaten bu konularda adaleti, hakkı öne çıkaran, özellikle bireysel olarak bu konuda söz söyleme noktasında olanların aynen benim gibi düşündüklerini görüyorum ve bu saadette Azerbaycan'ımızın arkasında durduklarını çok net bir biçimde müşahede ediyoruz. Olması gereken budur. Yani insanlık eğer bu neviden haksızlıklara, hukuksuzluklara efendim cevaz verirse, onların yolu açılsın diye bir sükut ederse, bir sessizlik atmosferine girerse bundan sonra ucu nereye gider belli değil. Yani bugün Avrupa Birliği ülkeleri biz görüyoruz zımni, örtülü eskilerin ifade ettiği gibi bir destek veriyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu zulüm yarın kendilerine mutlaka uç olarak dokunacaktır. Bu böyle bir şey. Zaten sünnetullahın gereği, biz ona inanıyoruz. İlahi kurallar gereği. Kim haksızlık ederse mutlaka ama mutlaka bedelini öder. Bunlar da bedelini ödeyecekler. Bakın bugün çok net bir biçimde sivillere dönük Ermeni katliamı yaşanıyor. Yiğitçe, mertçe cephede savaşmıyorlar, vuruşmuyorlar. Korkakça. Eskiden olduğu gibi, biraz önce o damara vurgu yaptım ya, o damar hep yeşerik ve yaşıyor dedim ya, eskiden de böyleydiler. Kalleşlik bunların genlerine sirayet etmiş. Ben tabii ki bütün bir milleti ilzam etmiyorum ama hınçak, taşnak çetelerinin uzantılarına özellikle vurgu yapıyorum. O çeteler el an yaşar haldeler. O çetelerin bir uzantısı da PKK'dır. Daha önce Asala olmuştu, şimdi PKK'dır. Nasıl bunlar kalleşse PKK da aynı şekilde kalleştir. Bunlar ikiz kardeş gibidirler. Aynen böyle. Birbirlerini besleyen bir yapı bunlar. Ama Allah'ın izniyle şuna inanıyoruz. O yiğit insanlar, Azerbaycan'ın o genç, diri askerleri bu işi bertaraf edecekler. Zaten cepheden aldığımız görüntüler bütün bir Türkiye satında siyasi görüşü ne olursa olsun, vatan paydasında müşterekliği varsa, vatanseverlik noktasında bir itirazı yoksa, hepsi yüreğiyle, efendim, dimağıyla bu işin arkasında duruyor. Müthiş bir sevinç, sürur duyuyor. Evet efendim. Askerler demişken, tanışır mısınız bilmiyorum ama Batı Hüseyinov adında bir kahraman olarak ülkelerinde ilan edilmiş bir askerleri var. Bugün de hala cephede. Ona da bir mesaj göndermek ister misiniz efendim? Karabağ gazisi olmasına rağmen, hani askerlik görevini tamamlamış Azerbaycanlılar da cephede savaşıyor. Bu da onların vatanseverliklerinin bir örneği galiba. Ben onun şahsında bütün Azerbaycanlı askerlerimize özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir milletvekili olarak mesaj veriyorum. Yüreğimizle onların arkasındayız. Yarın icap ederse, bize görev düşerse biz de oradayız. Hüseyinov kardeşimiz, oradaki o yiğit insan, o mert insanlar, o delikanlı insanlar
bu milleti temsil ediyorlar. Bu milletin tarihi seyir içerisinde ortaya koyduğu yiğitlik damarını temsil ediyorlar. Onları da biz burada milletçe, efendim dualarımızla, başka türlü desteklerimizle arkasında durarak efendim bir büyük destek veriyoruz ve ila nihaye onlarla beraber yüreğimizin çarptığını bilmelerini istiyoruz. Azerbaycan eşittir Türkiye. Bizim için hiçbir farkı yok. Azerbaycan Türk'ü eşittir Türkiye Türk'ü. Hiçbir farkı yok bizim için. Hak, adalet noktasında durdukları sürece hep yanlarında oluruz biz Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile bunu altını çizerek söylüyor. Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasındayız. Çünkü Azerbaycan mağdur, Azerbaycan mazlum. Ermeniler bakın ülkenin, Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini işgal ettiler. Ne zaman yaptılar bunu? Azerbaycan ordusu hakikaten inşa edilmemişken, Azerbaycan ekonomisi bir efendim pozitif süreç ifade etmiyorken kalleşçe yaptılar bunu. Şimdi Azerbaycan ordusu elhamdülillah ayakta, dimdik, yiğitçe topraklarını savunuyor ve inşallah bahse konu kardeşimiz gibi, Hüseyinov gibi, o yiğit insanlar, o yiğit askerler gibi binlerle ifade edilen Azerbaycan ordusu gasp edilen haklarını yeniden ele alacaklar ve ila nihaye o topraklar Türk toprağı olarak kalacak inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyin. Efendim, ekleyeceğim şey şudur. Bütün Azerbaycan, Gence'den Azerbaycan'a neresi varsa hepsi şunu bilsin ki Türkiye'deki kardeşleri bütünüyle, genç, yaşlı, çoluk, çocuk, herkes onların arkasındadır, onların yanındadır, yüreklerini onlara rapt etmiştir. İla nihaye de böyle olacaktır. Buradan cephedeki yiğitlerimize tekraren selam ediyorum. Ve Cenab-ı Hak onların ila nihaye yardımcısı olsun diye de niyaza bulunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.